Metroda gördüğüm garip bir olay var. Mesela böyle bir barikat çekmişler. Buradan sonrası bayanlar için sadece. Aynı Buralar şekilde otobüslerin içinde de var böyle bir olay. Otobüslerde de mesela şöyle bir demir çekmişler. Oradan sonrası bayanlara ait, diğer tarafta erkekler var. Bazı yerlerde karışık bölümler var. Hani böyle bir sistem var İran'da. Bundan 51 yıl önce Pers İmparatorluğu'nun 2500. yılını kutlamak için yapılmış. Ulaşım İran'da çok ucuz. Örnek vereyim, metro ya İran'ın tamamında maksimum 1 TL. 1000 yıldır kurulan Tahran Pazarı bizim İstanbul'daki kapalı çarşıya benziyor biraz. Ama burada herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tahran'ı gezeceğiz. Şu anda Tahran'ın en önemli sembollerinden olan Azadi Kulesi'ndeyim. Burası bundan 51 yıl önce Pers İmparatorluğu'nun 2500. yılını kutlamak için yapılmış. Bu kule aynı zamanda arkadaşlar İran'ın en büyük ikinci meydanına ev sahipliği yapıyor. Birinci meydanı Nakşican Meydanı. Zaten onunla ilgili bir video çekmiştim. Buranın eski ismi Enşak Kulesi'ymiş. Sonradan Azadi Kulesi olarak değiştirilmiş. Azadi Kulesi ise özgürlük kulesi anlamına geliyor. Normalde bu kulenin altında müze falan varmış. Sonra şu kulenin üst taraflarına falan çıkılıyormuş ama bugün tatil olduğu için sanırım kapalı. Azadi Kulesi'nin hemen orada böyle İnsanlar buralarda kendi el işlemeleriyle yaptığı şeyleri satıyorlar. Sizleri de biraz göstermek istiyorum. Mesela böyle bir dükkana girelim. Boş ya, boş ya, sen boş. Burada bu tarz şeyler yapmışlar. Bunlar gibi. Boş ya, sen boş. Mesela burada da doğal taşları satıyor sanırım abi. Bakar mısınız? Çok güzel. Pırlanta gibi. İçeride de bunun gibi güzel taşlar var arkadaşlar. Bunları kilo ile satıyorlarmış. Mesela böyle küçük bir kuvars taşı var. Bunu 2 dolara satıyor abi. 150 grammış. O taşlardan mesela böyle kolyeler falan yapmışlar. Biraz çarşı, biraz saray, böyle tarihi yerleri falan gezmeye gideceğiz. Burada genelde ulaşım olarak otobüs ve metroyu kullanabilirsiniz. Ulaşım İran'da çok ucuz. Örnek vereyim, metro ya İran'ın tamamında maksimum 1 TL. Aynı şekilde otobüs de 1 TL. Zaten önceki videolarımda bahsetmiştim. İran'da benzinin litresi 1,5 TL. Onun da linkini şuralara bırakacağım. Linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Azadi Kulesi dediğimiz yer arkadaşlar, burada otobüs terminalinin yanında yer alıyor. Biraz şehrin dışında. Otobüs terminalinin orada ise böyle taksiler bekliyor. Hani gelen insanları istedikleri yerlere götürmek için. Otobüsler de bu şekilde. Şimdi metroya binip gideceğiz Meydanı Azadi durağı. İran'ın metro sistemi gerçekten çok güzel. İstediğiniz yere istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tahran'da 7-8 tane, belki de 10 tane metro sistemi var yaklaşık. Buralar böyle pazar havasında. Her yerde bir şey satan insanlar var. Mesela burada kahve. Daha aşağılarda da bir şeyler satanlar var. Burayı da metro sisteminin haritasını koymuşlar. Her yerde bir metro var. Aynı İstanbul gibi. Burası da Azadi Meydanı. Bir de metroda gördüğüm garip bir olay var. Mesela böyle bir barikat çekmişler.
Buradan sonrası bayanlar için sadece. Buralar karışık, erkekler veyahut da kadınlar binebiliyor. Aynı şekilde otobüslerin içinde de var böyle bir olay. Otobüslerde de mesela şöyle bir demir çekmişler. Oradan sonrası bayanlara ait, diğer tarafta erkekler var. Bazı yerlerde karışık bölümler var. Hani böyle bir sistem var İran'da. Metro geldikten sonra gideceğiz. Metro içinde bile böyle şarj aletleri satan insanlar var. Harbi onları yaparız. Ya haftada panşo var, haftada panşo var. 1000 yıldır kurulan Tahran Pazarı bizim İstanbul'daki kapalı çarşıya benziyor. Ama burada daha çok yerli turist var. Sizlerle ilk başta sokakları gezeceğiz. Sokaklar pazar havasında. Ondan sonra biraz daha böyle pazarın iç tarafına doğru gideceğiz. Her köşede bir şey satıyorlar. Mesela böyle şal, eşarp falan satıyorlar. Bro, kıymet. Penjo penç. Penjo penç. Aa, bu. Penjo penç diyor. Türk parasıyla 30 liraya yakın para yapıyor. 2 dolar falan. Yani eşarpa. Bakın burada arkadaşla helikopter falan satıyor. Çok güzel. Biz kıymet. Oo, bu 150 Türk lirası civarı. Bu daha fes. Şimdi kapalı çarşının içine doğru girmeye başlayacağım. Buralarda her bölümünde farklı bir olay var. Örnek vereyim, burada takı, başka bir yerinde halı, diğer tarafında giyim, elbise. Yani gerçekten çok büyük bir pazar. Aynı Tebriz pazarına benziyor. Mükemmel işlemeler var tavanlarında. Buralarda da yine böyle seyyar satıcılar var. Parfüm satan insanlar, bal. Her bir yerinde farklı bir olay var gerçekten yani. Pazarların içine böyle motorlar giriyor. Hani İran yerin üstünde olduğu gibi yerin altında da çarşılar var. Sizlere biraz buraları da göstereyim. Buralarda da çeyrek altın, gram falan, ona benzer şeyler satıyorlar. Çeyrek altının fiyatı ise İran'da bir önceki videomda bahsetmiştim zaten. 40-45 dolar arasında gram altın. Tehran'da tarihi yerler de çok arkadaşlar. Örnek vereyim, Safaviler döneminden Kaçar Hanedanlığı, Pers İmparatorluğu, o dönemden kalma bir sürü eser var. Şu anda da Gülistan Sarayı diye bir saray var. Oradayım. Saraya giriş gerçekten çok pahalı. Turist olduğumuz için 20 katı bir fiyat söylüyorlar. Bir de müzenin içinde de her binaya farklı bir para istiyorlar. Yani başka ülkelerde de böyle fiyatlar var ama hani bu kadar aşırı bir fark yok normalle turist arasında. İran'da böyle bir sorun var gerçekten. İranlı bir arkadaşınız yoksa sıkıntı çekebiliyorsunuz. Şöyle dışarıdan da olsa ben sizlere göstereyim. Perslerin bahçeleri gerçekten çok güzel, böyle saraylarının, parkların çok güzel bahçeleri var. Sarayda bu şekilde, dışında falan her bir yerinde farklı bir işleme var. Böyle seramik falan yapmışlar. Bayağı büyük bir konumda gibi. Bayağı büyük de bir konumu var gibi. Tehran'da durumlar bu şekilde. Dediğim gibi daha gezecek çok yer var. Tarihi yer olsun, şey olsun. Ben şimdi biraz bileklik kole falan satacağım. Artık İran'ın kuzeyine doğru gideceğim. Oradan da yavaş yavaş böyle Bakü'ye doğru gideceğim.
yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.